Kardeşlerim, bu topluma Zeki Alasyalarla, Metin Akpınarlarla, Kemal Sunallarla, Cem Yılmazlarla, Yılmaz Erdoğanlarla, Levent Kırcalarla sanat adı altında dinle alay etmeyi normal bir şeymiş gibi kabul ettirdiler. Sanat yani tiyatro, bir demet tiyatro dedi adam ama bizim bütün mukaddesatımızla alay etti. Hababam sınıfı dedi, dinin ne kadar değer verdiği, olması gerektiğini söylediği şeyler varsa alay ettiler. Hatta İslam'ın isimleriyle bile alay ettiler. Şaban, Ramazan. Alay ettiler ya. Özellikle bu isimleri seçtiler. O nedenle film izlerken, hani Müslüman zaten bu noktada hassastır, ayrıca ekstradan dikkat etmek gerekir. Kulağıma geliyor, bazı Müslümanlar sinemaya gidiyor. Ya arkadaş, sen sinemaya gittiğinde karşında adam küfür sözü söylediğinde sen ne yapıyorsun? Bana bir anlat ya. İzlediğin kadınları, dinlediğin müzikleri saymıyorum. Sadece adam orada küfür sözü söylediğinde sen sinemada nasıl bir tavır sergiliyorsun? Çıkıp da ahaliye, ey ahali bu adam küfür sözü söyledi, kafir oldu, ben bundan beriyim diyebiliyor musun? Yoksa sessiz sessiz oturup utancından hiçbir şey söyleyemeyip orada bekliyor musun? Eğer bekliyorsan sen o küfre razısın, kusura bakma. Ya filmin birisinde diyor ki adam, ben Tanrı'nın oğluyum diyor. Karşıdaki adam da diyor ki, benim senin gibi bir oğlum olduğunu diyor, ben hatırlamıyorum. Barışı sağlamak için beni Tanrı görevlendirdi. Bunu sağlayan Tanrı'nın çocuğudur. Benim senin gibi bir çocuğum yok. Allahu Ekber. Yani birisi Allah'ın oğlu olmayla kendisini vasıflandırıyor. Karşı taraftaki kafir de diyor ki, ben haşa Allah'ım yani. Benim senin gibi bir oğlum olduğunu ben hatırlamıyorum. Bunlar sinemalarda millete izlettirilen filmler. İnanın. O nedenle Allah için biz ne şaka yaparken mukaddesatı gündem edeceğiz, ne de şaka yapılırken ya da böyle şeyler izlerken. Asla. Bunun adı şaka değil, şamata değil. Resmen dinden çıkıştır, irtidattır. Böyle yapan adamlar Allah korusun kafir olurlar.